Arkadaşlar selamlar. Ben Tamir Ederim de bu hafta karavan yapımının ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda birinci videodan yarım kalan sökme işlemlerini bitirip temizliğini yapacağım. En son aracı yalıtıma hazır hale getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar aracın içi bu şekilde, sökme işlemlerini bitirdim. Sadece metal iskeleti kaldı. Artık bundan sonra temizlik aşamasına geçeceğiz. Aracın içine yapılan metal döşeme işlemlerinde, kaynakla yapılan metal işlemlerinde herhangi bir yüzeyin boyasız, düz metal olarak kalmaması gerekli. Nedeni de burada açıkça gözüküyor. Ne kadar su değmese de havadaki nemden bile paslanıp çürümeye başlıyor. Şu an hafif düzeyde paslanmış. Çürüme yok çok şükür. Yüzeydeki pasları silip her yeri temizleyeceğiz. Hani bir laf vardır. Çok alınan, her şeye alınan, çabuk bozulan insanlara osuruktan nem kapıyor derler. Bu araç içine yapılan işlemler de hakikaten osuruktan nem kapar gibi. Herhangi bir metalin yüzeyini açıkta bırakmayacağız. Ya astarla ya da yağlı boyayla kapatacağız. Bilginiz olsun. Karavanın bazı camlarını kapatacağım. İç taraftan körleyip yalıtımla kapatacağım. Çok fazla cam bırakmayacağım. Camları içten körlemek için siyah sprey boya kullanıyorum. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz lekeler aracın burada kaportasında işlem olduğunu gösteriyor. Dış taraftan ezilmiş, bir yere, bir ağaca veya bir yere sürtmüşler muhtemelen. Onu düzeltmek için de burası kapalı olduğu için dışarıdan kaynakla, onların çektirme aletleri var kaportacıların, kaynak yapıp çektiriyorlar. O şekilde çektirip düzeltmişler ve bu işlem İçeriden belli oluyor ama dışarıdan bu kadar net belli olmuyor tabii ki. Üzerine macunlayıp tekrardan düzeltip boyuyorlar. Bu şekilde olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sadece içini sökerek anlayabiliriz. İçinden belli oluyor. Ama içini sökmeden dışarıdan da az çok kendini belli ediyor. Dışarısını da göstereyim size. En çok belli eden yer şuradaki dolgu macunun düzgün olma işi. Şimdi buradaki paslı yüzeyleri zımparalayıp üzerini yağlı boyayla boyayacağım. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda çürümesini, paslanmasını engelleyecek.
Arkadaşlar arka camları ve körleyeceğim camları siyah renkli sprey boyayla boyamıştım. Fakat soğukta havalar soğuyunca sprey boya çatladı. O yüzden onların üzerinden yağlı boyayla gideceğim. Siyah yağlı boyayla kapatmak istediğim camları boyayacağım. Arkadaşlar buradaki boyası kazınmış olan yerleri, pasları varsa ilk önce paslarını silip antipas uygulayacağım. En sonunda bütün zemini komple yağlı boyayla bir kat daha boyayacağım. Şimdi paslarını çıkarıp antipas uygulayacağız. Şimdi burada taban döşemesini sökerken sacın deldiğim yerler var. Sacın bazı yerlerini deldim. Onları da Dyson gibi sağlam bir silikonla dolduracağım. Evet, minibüsün içi artık bu şekilde, tabanı düzgün bir şekilde boyandı. Paslar giderildi, delikler kapatıldı, güzelce boyandı. Artık yalıtıma hazır hale geldi, içi temizlendi. Bir sonraki videoda da muhtemelen yalıtım, karkas iskele yapısı, kablo, elektrik tesisatı, su tesisatı bunun gibi işlemlerle devam edecek. Videoları faydalı buluyorsanız beğenip paylaşıp abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.